Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek kumaşın dikiminden bahsedeceğim. Hangi iğneyi nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı bilgi vereceğim. İpek kumaşlar diğer kumaşlara göre çok daha narin ürünlerdir. Bu yüzden özel bir dikim ritüeli vardır diyebiliriz. İpek kumaş dikerken kullanmanız gereken iğne orijinal ve çelik bir iğne olmalı. Ayrıca uç kısmı altın uçlu iğnelerden olmalı. Altın uçlu iğneler diğer iğnelere göre daha zarar vermeyen, daha narin kumaşlarda kullanılan iğneler oluyor. Numarası 9 numara oluyor. Yani eğer ipek bir kumaş dikiyorsanız 9 numara altın uçlu iğne diyerek alabilirsiniz. Bunun dışında dişlilerin zarar vermemesi için pelür kağıt kullanmanız gerekiyor. Pelür kağıdı dişlilerin olduğu kısma doğru yerleştiriyorsunuz, makinenin dişlilerin olduğu yere. Pelür kumaşın üstüne koyuyorsunuz. Ayrıca makinenin ayak kısmında plastik ya da teflon ayak olması gerekiyor. Teflon ayağı çok fazla tercih etmiyorum ama kullananlar da var. Bunu da söylemek istedim özellikle. Teflon ne kadar da olsa sert bir ürün olduğu için ezerek ipek kumaşa zarar verme ihtimali var. Daha narin kumaşlarda tabii ki teflon ayak kullanabilirsiniz. Ama şahsım olarak plastik ayak kullanımını ipek kumaşta tercih ediyorum. Bu üç kurala dikkat ederseniz çok kolay ipek kumaş dikimi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım videom sizler için faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.